Bu hayatta en gıcık kaptığım şey zayıflayan şişmanların görgüsüz özgüveni. O ne limanı gör? Her gün poz fotoğraflar atar. Zayıfladı. Hayırlı olsun be. Nazar etme ne olur. Ağzını tut. Senin de olur. Değişçiler, tayt giyerler, gençler gibi de dolaşırlar mahallede. Bütün mutlarım eridi. Senin gibi açlıktan ağzım kokacağına 40 sene mutlu ama mutlu kalayım daha iyidir. Ayşe bacım üzülme. Senin de için güzel, kalbin güzel. Zayıflayınca özgüven geldi Neriman'ın Ansona'ya. Yaza hazırlandık hazırık. Geçelim gittik Ayşe Bey'e sabah kahvesine. Senin Kenan bunlara iltifat etmesin mi? Maşallah Neriman Hanım zayıfladım. Şimdi göz var ne zaman var? Özellikle butlar bitmiş. Baktı ve gözü seçti adamın. Ne budu be Kenan? Derinin yüzüne bakarsan yoksa buduna bakar. Bak, dut tutabilir sana şeyi. Başladı İngilizce söylesin adama. What's the fucking going on Kenan? What's... I don't know. What's going on? I don't know. What you going in your mind? Nothing. You got dirty mind sometimes, no, you know no, that. No, don't worry. Kenan, senin gözlerini oyarım ha. Ben gördüğümü söylerim. Sağ ol Kenan dayı. Bitti Neriman'a iltifat edeceksin sen zayıflamış diye. Ayşe diyete girdi. Neriman 15 verdiyse ben 30 vereceğim be. Seni dünya alem bilir şu yapamam. Ben usandım marul yemeği. Ben marul yiyeceğim de sen kebap yiyeceksin. Allah götürür. Ben ne yersem sen de onu yiyeceksin. Sana ayrı yemek yoktu. Neriman'ın Ansona'yı duydular ya ben diyete girdim. Benim de adım Neriman'ısa ben bu diyeti sana dar ederim Ayşaba. Ne götürelim de bu Ayşaba dayanmaz? Free öğünleri varmış. Aldılar geldiler hamburger, çips. Oturdular karşıma başladılar yesinler. Ben de hamburgerden çipsi çok severim ya. O bayılırım. Ayşem'e al ya bir sakın be. Yok kızım sağ ol. Zehir olsa ya. Yok teşekkür ya. Ederim. Bak benim yemeğime. 40 dakika boyunca karşımda hamburgerden çips yediler. Dayandım. Çok dayandım yenilere. Ben şimdi tahmin ettim hamburgerle çipse dayanır ama soğan halkasını çıkarınca çantadan... Soğan halkası benim kırmızı çizgimdir. Tutamadık kendimi. Yoldu bizi! Ya bırak bir de Sona'yı ısırdı. Soğan halkalarını görünce gözlerim karardı. Böyle yaparım başımı kaparım olmaz. İkisini birden tavuk gibi yoldum. Aradım torunları. Dedim yeğenlere gelin de nenemiz diyete girdi. 3 kişi ısırdı. Ruhsan çıktı geldi çocuğum. Aldı beni önce bir diyetisyene götürdü Ruhsan. Listeyi alınca diyetisyenden Ruhsan aradı öğlenci keyterini. Meğer bizim Ruhsan'ın iş yeri öğlenci keyterinde kurumsal üyeymiş. Haftanın 6 gününü her öğlen isteyene fit menü, isteyene ev yemeği gelirmiş. Bizi de üye yaptı. Her gün öğlen başladı fit yemeklerimiz gelsin. Aşağıda her gün öğlen hazır gelir. Pepeşte kakarım, öbür yemek yaparım. Gerçekten yemekler hem lezzetli hem fit. Dedim Sonay, biz de üye olalım be buna. Bir sürü şirkete iş yaparlarmış. Tam bizim damak tadımıza göre. Her gün ne pişireceğim derdinden de kurtuldum artık. Kapları mikrodalgaya da girer. Isıtmak istersen ısıdın, gece de yiyin. Başladım kilo vereyim. Neriman'ın Sonay bu kadar göz ettiler bana.
Ben 20 kilo verene kadar her gün salata yedim. Diyetteyim ama mutluyum. Bu diyet macerasından sonra bir kere daha anladım ki ben damak tadımdan ödün veremem. Dış görünüş için değil, sağlığım için artık hem lezzetli hem de fit yemeklerle besleneceğim. İster kurumsal, ister bireysel üyelik. Hijyenik paketlerde her gün aynı saatte uygun fiyatla kapınızda. Öğrenci catering.